sayfada Bunların hepsi birer kanıttır. Hmm. Bazılar diyecek ki, hayır, bu tek bir hadis. Hmm. Bu konuda İslam aleminde fikir birliği yok. Hmm. Hayır, bu uydurma bir hadis, İsrailiyat kaynaklı. Evet. Bütün bu referans kitaplarını, bu tür sorulara maruz kalmamak için sıralıyorum. Hmm. Asıl vurgulayacağım şu. Evet. Gelenin şeytan değil de melek olduğu konusundaki tek kanıt işte bu hikayedir ben şahsen bütün bunları çok üzücü buluyorum. Evet. Ben sadece bir kıyaslama yaptım. Hı hı. Hristiyanlıktaki kanıtları sayarken hayatların dönüştürülmesini ve kehanetleri hı hı. gösterdim. Hı hı hı. Ama İslam'da vahiy kavramının doğruluğuna ve sağlamlığına dair bulabileceğiniz tek kanıt işte işte bu hikaye. Eee incelediğiniz kadarıyla başka kanıt yok mu? Önce şunu bitirelim. Peki. Yunus İshak'tan rivayetle şöyle anlatır. Abdullah İbni Hasan, İbni Ali, İbni Ebi Talip şöyle dedi. Duydum ki Hüseyin'in kızı Fatıma Hatice'den rivayetle şunu nakletmiş. Hatice validemiz dedi ki peygamber efendimizi vücuduyla giysisi arasına sokmuş. Yani giysisinin altına. Bu olduğu zaman işte tam bu noktada Cebrail gitmiş. Bu İbn İsak'ın anlatısıyla Sirâel el Nebeviye'de yazılıdır ve aynı garip hikayenin devamı niteliğindedir. Bu inanılmaz hikayenin bir diğer hala alıntı yapıyorum. Bunlar Halil Abdülkerim'in sözleri benim değil. Benim görüş belirtme hakkım yok. Hepsi kaynaklarda var zaten. <laughs> Halil Abdülkerim sağlığında avukatlık yapıyormuş. Öldüğü güne dek sarığını ve kaftanını çıkarmamış. Devam edelim. Bu inanılmaz hikayenin bir diğer boyutuysa, Hz. Muhammed'e gelen ve arkadaş olarak adlandırılan kişinin bir melek mi yoksa, bir şeytan mı olduğunun anlaşılması için mübarek eş tarafından sınanmasıdır. Bu sınav Varaka bin Neffel'in fikridir. Bunları da El Sıra Halabi'ye cilt bir sayfa 406'dan alıntılıyor. Sonra Şeyh Abdülkerim devam ediyor. Ancak Varaka bin Nevfel'in Hatice'ye sadece peçesini açmasını emretmişti. Peygamber Efendimiz'i dizlerine oturtmak, sonra kucağına oturtmak, en son da giysisinin altına sokmak tamamen kendi planı ve kararıydı. Abdülkerim soruyor, peki neden yaptı? Hı -hı. Soruyu kendi yanıtlıyor ve diyor ki, bu hatice validemizin o sıralar 43 yaşını aşmış olmasına rağmen peygamberimize beslediği anne sevgisine yorulabilir. Emirlere boyun eğen tarafa gelince okuyucu şu gerçeği gözden kaçırmamalıdır ki Peygamber Efendimiz itaat ve yumuşak başlılık alanında eşine az rastlanır bir örnek teşkil etmektedir. Dizime otur deyince oturur, kucağıma otur deyince oturur, giysimin altına sokul deyince de sokulur. Devam edeceğiz. Çok alışılmadık bir hikaye bu. Siz daha önce duymuş muydunuz? Hayır. İlk kez En yeni izleyiciler duyuyorum. de duymamıştır. Hı hı. Hı hı. Gerçekten ilginç bir hikaye ama daha bitmedi. Evet. Halil Abdülkerime dönelim. Diyor ki bu hikayeden çıkacak mantıklı sonuç şudur. Yumuşak başlı taraf artık karısına bir oğulun sevgili annesine baktığı gibi bakmaktadır. Mutluluğu artık onu mutlu ve memnun etmekte bulmaktadır. Sevgili eşin emredeceği her şey anında yapılacaktır. Çünkü sevgi dolu bir anne çocuğu için neyin iyi, neyin kötü, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilir. Bu nedenle buyruğun içeriği ya da ricanın ardındaki sebep bilinmese de arzusu yerine getirilmelidir. Bu minvalde devam edip diyor ki, burada kendini sevgiye adamanın, hatta kendi benliğini yok etmenin nadir bir örneğini görüyoruz. Bu bize bir özdeyişi hatırlatıyor. İki beden tek ruh. Yazar devam ediyor. Şu sorulabilir. Acaba bu ruha nüfuz etmek mi, kendi benliğini yok etmek mi, yoksa tam bir birlik midir? Dilediğiniz seçin. Ama şurası açık ki, bu imge yani koca oğulun ya da oğul kocanın Anne eşe ya da eş anneye duyduğu sevgi imgesi kibriti ahmerden daha nadir bir imgedir. Aslında isterseniz tüm bu konular uzun uzun düşünmeyi ve yeniden tanımlanmayı gerektiriyor. Çünkü 21. yüzyıl zihniyeti o zamanların zihniyetinden farklı. Hicretten sonraki 1. yüzyılın zihniyetinden farklı. Yani vahyin kanıtı nedir? Bu mudur kanıt? Ne tür deliller sunuyor? Hı hı. Düşünmek ve anlamak lazım. Hı hı. Bu kitaplar yeniden tanımlanmalı ve çözümlenmeli. Yeni bir şeyler uydurmak için değil, ama şu şu olayların neden olduğunu açıklayabilmek ve inandırıcı sonuçlara varmak için hı hı. tabii ki. Hı hı. Ee, bir sorum daha var. Buyurun. Acaba şeytan vahiy sürecine müdahale edebilir mi? Ee, şeytan vahiy sürecine müdahale edebilir mi diyor Evet. Mantıklı bir soru. Mantıklı bir soru. Ee, şu anda aklıma okuduğum bir kitap geldi. Ve bu kitabın adı e, Esbab el-Nuzul. Hı hı, hı. Ayetlerin iniş sebepleri. Hı hı. Ee, Necm suresinden söz etmiş. Necm suresi. Ayet 19 ve 20 der ki, Gördünüz mü o Lat ve Uzza'yı ve üçüncüleri olan ötekini Menat'ı? Bunlar o günlerde tapınılan putlar. <laughs> Ellat, Uzza ve Menat. İmam Nesefi ve Celale'nin dediğine göre peygamber buraya ek yapmış. İmam Nesefi bu konuda diyor ki, Peygamberimiz Efendimiz bir, bir dost meclisinde Kur'an okuyormuş. Batmakta olan yıldıza and olsun ki arkadaşını sapmadı ve batıla inanmadı. Bununla başlayan sureyi okurken gördünüz mü o lat ve uzayı ve üçüncüler olan ötekinin menatı? Kısmına gelince dili sürçmüş. Kim diyor bunu Nesefi. Esbab el nuzulde. Dili sürçmüş ve demiş ki, bu saydığım üçü yüce kuğu kuşlarıdır ki elbette onların şefaatleri de umulur. O zaman nesefi devam ediyor. Cebrail hemen Peygamberimizin dikkatini çekmiş ve bunları şeytanın kattığını söylemiş ve ve bu nesefi'nin yorum kitabında da var. Üçüncü ciltte 161. sayfada. Siz az önce bana şeytan müdahale edebilir mi diye sormuştunuz. İşte buyurun. Evet. Ama biliyoruz ki İslam dini geldikten sonra bütün o ilahlar ortadan kaldırıldı. Peder. Tutlar mı? İlahlar. Evet. İlahlar. Evet. ...putlarla ifade edilen bütün ilahlar... ...ve ilaheler Tanı yok ve edilip yasaklandı. Evet. Ne var ki... ...burada diyor ki şeytan gelmiş... ...ve Kureyş halkını... ...memnun etmek için... Hı -hı. ...Peygamber'in sözlerinin arasına... ...bu sözleri katmış. Hı -hı. Müşrikler bunu duydukları zaman... ...Peygamber'le birlikte secde etmişler. Demişler ki... ...Peygamber tanrılarımızı tanıdı. Hı -hı. Hı -hı. Hatta bunun üzerine Habeşistan'a... ...göç etmiş olanlara haber yollanmış... Kureyş halkıyla sonunda barıştık diye. Tamam mı? Ayrıca celale tefsirinde de bu olaya değinilir. Peygamberimiz bir Kureyş meclisinde Necm suresini okudu. Tam surenin 19. ayetinde, Gördünüz mü o lat ve uzayı ve üçüncüleri olan öteki menatı demişti ki, Şeytan sözlerinin arasına ona ait olmayan sözler kattığı Katılan şudur. Bunlar yüce... Kuu kuşlarıdır ki elbette onların şefaatleri de umulur. Kuu kuşlarının Arapçası garanik, Saygın ilahlar demektir. Müşrikler sevinmiş. O zaman Cebrail o sözleri şeytanın kattığını söylemiş. Peygamber üzülmüş. Bunun üzerine onu teselli etmek için yani avutmak için ayetler gönderilmiş. Hı hı. İmam Ebu Cafer el-Nahas Garanik olayıyla ilgili yorumunda der ki, Şeytan Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem okumasına bu sözleri ekledi. Kur'an-ı Kerim'de de Nesif ve Mensuf adlı kitabın 225. sayfasında yazılı. Şimdi düşünen her insanın aklında bazı sorular uyanacaktır. Şeytan nasıl Resulullah'ın dilinden konuşabilir? Şeytan nasıl bir ayet meydana getirebilir ki Kur'an ayetine son derece benzer ve aradaki farkı Hazreti Muhammed bile anlayamaz hatta